Buyurun, şöyle bir yollarım ben size kafalara. Görüşürüz. Buyurun. Arkadaşlar, kompresöre geçelim. Hüseyin. Döneme belediyecilik noktasında mahallelerimizin yakasında şehrin girişi olan, büyük şehrinde ilçemizin de yıllarca ayıbı olan biliyorsunuz çok depolama alanı var. Vahşi depolama alanı. Hepimizin ayıbı. Gerçekten çok mezbelenmiş bir durum. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte yaptığımız istişarede Allah'ın izniyle 2 ya da 3 ay içerisinde çöp ayrıştırma merkezinin hayata geçmesiyle birlikte vahşi depolama alanına bundan sonra çöp möp dökülme işi kesinlikle bitecek. Bitimiyle birlikte bu maksimum 2-3 ay bir zaman sarfında tamamlanmış olacak. Tamamlanmasıyla birlikte o bölgeye kesinlikle daha bir kamyon dahi bir şey dökülmeyecek. Ayrıştırma merkezinde çöpler geliyor oraya. İnanın bir tekstil atölyesini düşünün yani. O şekilde. Çünkü İlk ayrıştırma merkezi Cevizdere sahasına kurulurken hemşerilerimiz, oradaki vatandaşlarımız feveran ettiler. Biz çöp depolama alanı istemiyoruz. Onlar da aynen ifade edilirken sanki çok çöpü depolama alanı gibi algıladılar. İnanın 3000 ya da 4000 metrekare bir kapalı alan içerisinde böyle bir ayrıştırma merkezi var. Burada ayrıştırılan maddenin %60'ı Hünye Çimento'da yakıt olarak kullanılacak. Bunun %20'lik, 22'lik boyutu da geri dönüşüm olarak ayrıştırıldıktan sonra Allah'ın izniyle tekrar geri dönüşüm olarak onların her biri kendi sistemi içerisinde plastiktir, metaldir ayrıştırılarak gene hayatta kullanılmak üzere, kazandırılmak üzere onlar da oradan ayrıştırılmış olacak. Yaklaşık olarak, evet, yaklaşık olarak %14 ya da 16'lık. Çünkü bir miktarı da aynı zamanda gübre olarak ayrılıyor onun. O gübrelerde bizim park bahçelerinde kullanılmak üzere ayrıştırılıyor ve geriye kalan 14'te 15, 16 bu çöpün şekline göre değişebiliyor. Bu da bizim ilk üvezdeki katı atık depolama. Ki bu öyle vahşi depolama gibi falan düşünmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle sızdırmazlığı yapılmış. Aynı zamanda dökülen çöpten de enerji üretmek üzere, o ürettiği metan gazı enerjiye dönüştürmek üzere altyapıdaki o boruları, metan gazı toplayan sistemi döşenerek aynı zamanda oradan da gelir elde eden bir yapıya kavuşturulmuş bir ayrıştırmadan bahsediyoruz. O ayrıştırma merkezinin de ses getirdiği dönemde, işte Ünye'ye olmasın, şöyle gelsin, böyle gitsin denildiği dönemde ben de Ünye'de ilçe başkanıydım. O ilçe başkanlığım sürecinde hakikaten biz Ünye'ye öyle hainlik mi ediyoruz, yanlış mı yapıyoruz, yanlış bir işi mi buraya getiriyoruz diye düşündüğümüzde ben Ünye'nin STK'larıyla birlikte aynı zamanda diğer siyasi partilerin de temsilcisini davet ederek ve Ünye'den bazı hemşerilerimizi alarak bir otobüs Ordu'ya gittik. Altınordu merkezdeki, Ordu'ya gittik deyince biraz yanlış oluyor, artık her taraf Ordu çünkü büyük şehir oldu. Evet, Altınordu'ya gittiğimizde, Altınordu ilçemize, oradaki, evet, oradaki çöp ayrıştırma merkezini inceledik. İnanın sadece
karşısındaki evle çöp ayrıştırma merkezi arasında sadece 15 metrelik asfalt. Düşünün. Ve orada insanlar yaşıyor ve biz o asfaltın üzerindeydik. Zerre kadar koku falan da yoktu. Ve orada kesinlikle ve kesinlikle gelen çöplerin tamamı ayrışıyor. Akşama da hiçbir şey orada kalmıyor. Şimdi burada deniliyordu işte sokak hayvanları etrafında olacak falan. Tamamen kapalı bir sistem içerisinde çalışıyor. Böyle sokak hayvanlarını falan dışarıda, kenarında herhangi bir atık, çöp vesaire bulamayacağı bir sistemle çalıştığı için ve biz de onu orada inceledik. Gerçekten bu bölgeye herhangi bir zerre kadar zararın olmayacağını, aksine bu çöpün vahşi depolama alanından kurtarılması için en ideal bir sistemin olduğunu hep birlikte şahit olduk. Ki Ünye'ye yapılan ayrıştırma sistemi arkadaşlar, Altınordu merkezdeki iki üst modeli, yani son modeli ve gerçekten daha modernize yapılmış bir sistem. Onun için Allah'a şükürler olsun. O sistem 2-3 ay içerisinde hayata geçecek en geç. Şu anda bitmek üzere. Onun bitimiyle birlikte biz o vahşi depolama alanını, çöplük olacak başkanım. İşte ben de oraya geliyorum. Vahşi depolama alanı, çöplüğü bu memlekete, bu millete hizmet etmesi adına millet bahçesi olarak oranın peyzajlandırılmasını, çalışmasına başlayacağız inşallah. Ve aynı zamanda şehrimizin ayıbı olan batı giriş kapısından hem Ünye'mize hem büyükşehrimize ayıbı oradan bertaraf etmiş olacağız. Orayı. Yani sade Akçaylılar değil, bizler de muzdaribiz. Şehrin böyle bir yoğunluğunun batıda olduğu bir süreçte oranın da hem mezbelilikten kurtulması hem de millet bahçesi adına şehrimize, hemşehrilerimize ve transit yol üzerinde yolculuk yapan vatandaşlarımızın tümünün istifade edeceği bir alana dönüşmesi için elimizden gelen gayreti Allah'ın izniyle yapacağız diyor. Aynı zamanda orada ve şehrimizin içerisinde, tabii bunu getiren çevre ilçelerden, orası bir çöplük alanı olduğu için işte köpek burada aç kalmaz diyorlar, işte kedi orada aç kalmaz diyorlar. Bulduklarını, topladıklarını, şehrimizin o tarafına gece, geç vakitlerde, işte insanların fark edemediği dönemlerde farklı ilçelerden getirip bu ilçeye maalesef döküp kaçıp gidiyorlar. Peki orada ve o hayvanların barınaktaki durumlarını hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda oradan seyir eden araçlar içinde ne kadar tehlike ürettiklerine hepimiz şahidiz. Daha farklı bir bölgede, daha geniş bir alanda ve barınakları daha modernize edilmiş bir şekilde sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşamını tesis edecek bir alanı hızlı bir şekilde, ki o çöp alanını beklemeden inşallah, hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şu anda otogardan Yunus Emre, yani Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan bir kısımda hem bisiklet yolu, hem yürüyüş yolu, yürüyüş parkuru ve aynı zamanda kaldırım olmak üzere sahilin peyzajlandırılmış ve güzelleştirilmiş bir halini Ünye'mizin gerdanlığına özellikle kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Aynısını burada da eski devlet hastanesinin olduğu yerden Gölevi Motel'e kadar olan 3 kilometrelik bantta da aynısını hayata geçirerek bu mahalledeki hemşehrilerimizin hem spor yapmalarını, hem bisikletle belli noktalardaki mesafeleri kat etme ihtiyaçlarını, gençlerimizin aynı şekilde üniversite gençliğimizin işte oradaki bisikletleri kullanarak belli noktalara ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi, şu anda projenin detay çalışmasının da bu konuda başlamış olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Ünye'nin iki tane hassasiyetini sizinle burada paylaşayım. Bakın, Çamlık, Allah'a şükürler olsun, eski düşünülen haliyle Ünye'nin tepkisiyle, sivil toplum tepkidesiyle ve aynı zamanda bu işi sahiplenen Sayın Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş gibi medarı iftarımız, bölgemizin insanı, değerli evladı işi sahiplenerek oranın betonlaşmasında ve aynı zamanda Ünye halkının ve Ünye'yi ziyarete gelen tüm hemşehrilerimiz onu kullanmasından alıkonulacak projeyi iptal ettirdiler, Allah'a şükürler olsun. Biz de o süreci hep birlikte yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada kesinlikle doğal dokusuna dokunmadan, peyzajının yapılarak ve sahildeki o doğaya, o dokuya dokunmadan en uygun olan bir projeyle sadece ve sadece orada piknik alanının oluşmasıyla birlikte kır bahçesi şeklinde çay ocaklarının olduğu, kafeteryanın olduğu belli bir alanı, ki bunda da ticari amaç, cüspet falan yok.
tamamen halkımıza hizmet edecek nitelikteki bir alana dönüştürüp Çamlık Ünye'mize ve Ünye'mize ziyarete gelen tüm hemşehrilerimize hizmet edecek bir alana dönüşeceğini ifade etmiş. Başkanım.